İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelmişti. Tekrar Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Hayalinde kaldı. İstifa etmedi ama görevinden alındı. Melih Bulu 1 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı. Atama çok tartışıldı çünkü Boğaziçi'nde akademisyen değildi. Seçimle gelmemişti. Dahası 2015'te AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. Melih Bulu'nun atanması üniversiteyi ayağa kaldırdı. Kampüs içinde ve dışında protesto sesleri yükseldi. Gözaltılar, tutuklamalar oldu. Öğrencilere, akademisyenler de destek verdi. Cübbelerini giydiler, aylarca rektörlük binasına sırtlarını döndüler. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Melih Bulu istifa seslerine kulak tıkadı. Bazı akademisyenleri görevden aldı, hayalini her fırsatta tekrarladı. Boğaziçi'ne rektör olma hayaliyle yaşadım dedi. Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım ve ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Ve şu anda bu noktaya geldiğim için, bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Melih Bulu 6 ay içinde olayların yatışacağını bekliyordu ama umduğu gibi olmadı. 7 aya dayanabildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gece görevden alındı.